Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. DGS sürecinde çok güzel rehberlik videoları ve motivasyon videoları paylaşacağız sizinle. 2022 DGS başvuru ve kontenjanlar 13 Mayıs yani yarın açıklanacak. Açıklanır açıklanmaz biz de kontenjanlara bakacağız. Umarım kontenjanlarda bir azalma olmaz arkadaşlar. Benim kendim temennim, ben bunu 2-3 aydan beridir söylüyorum. Düzenli olarak farklı platformlarda, videolarda, Telegram gruplarımızda, kamplarımızda söylüyoruz arkadaşlar. Ben kontenjanlarda bir azalma bu sene beklemiyorum. İçiniz rahat olsun. Benim kendi öngörüm kontenjanlarda bir azalma olmayacağı yönünde. En kötü yine bu şekilde kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım artış olur. İnşallah azalma olmaz arkadaşlar. Benim kendi öngörüm bu şekilde. Kontenjanlar azalırsa ne olur? Bence yine bir şey kaybetmiş olmazsınız. Azalması demek herkes için kontenjanların azalması demek arkadaşlar. Yani size ne oluyorsa herkese aynısı oluyor. Dolayısıyla artması da bir etken, azalması da bir etken. Ama motivasyonunu yüksek tutan, iyi çalışan, planlı programlı olan, güzel bir rehber eşliğinde ya da kendi motivasyonu kendi güçlü tutabiliyorsa arkadaşlar bu kişiler bu sınavı kazanacaklar. Dolayısıyla kontenjanlar artmış, azalmış. Bundan daha önemli olan son 2 aydaki motivasyonunuz, çalışma yöntemleriniz ve ne yapıp ne yapmadığınızla ilgili arkadaşlar. Kontenjanlar kısmına çok fazla takılmayın bence. Son 2 ay ne yaparsanız bu sınavı kazanırsınız. Buna bakmanız gerekiyor. Yani son 2 ay bol bol deneme çözün. ALES çıkmış soruları, DGS çıkmış soruları baştan itibaren mutlaka çözün. Her gün mutlaka bir deneme atmaya çalışın arkadaşlar. Ve nereden başlayacaksınız? Zaman planlamanızı nasıl yapacaksınız? Bunlar üzerinde kesinlikle durmak zorundasınız. Son 2 ay bu planlamaları yapmayanlar bu sınavları kazanamazlar. Bunları yaptığınız zaman motivasyonunuz çok düşük. Hayal kırıklıkları yaşıyorsunuz, mutsuzsunuz. Bunlar da çok büyük etkenler arkadaşlar. Motivasyonunuz olabildiği kadar güçlü tutun. Dirençli olmaya çalışın. Sınavdan sonra arkadaşlar ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Şu an moralinizi çok yüksek tutun arkadaşlar. Kamplarda neler var? Biz kamplarda neler işliyoruz? Biraz da bundan bahsedip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yarın kontenjanlar açıklanır açıklanmaz zaten yeni bir video ben size çekeceğim arkadaşlar inşallah. Kamplarımıza problem kampları, cebir kampları, sayısal mantık kampı var 20 Mayıs'ta. Kamplara katılmak isteyen arkadaşlar için videonun altına link bırakıyorum arkadaşlar. Beni dinliyorsanız katılın arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Kesinlikle çok şeyler kazanırsınız. Yine de tercih sizin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.